Teknoloji Okulu'dan hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün yepyeni bir içerikle karşınızdayız. Videonun başlığını gördüğünüzde aslında ne alakası var diye düşünmüş olabilirsiniz. Fakat size anlatacağımız bazı şeylerden sonra evet ya olabilir diye düşünceniz değişecektir diye umuyorum. Evet, bildiğiniz gibi Xiaomi arkadaşlar tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de hayli popüler bir firma. Fakat bu popülaritesinin boşluğu olduğu şey agresif fiyat politikası. Ne demek agresif fiyat politikası? Yani telefonları ucuza satması. Zaten bizlere Xiaomi'yi sevdiren şey de fiyatlarının düşük olmasıydı. Genel olarak piyasa ortalamasının altında fiyatlarla telefonlarını satışa sunarak geniş kitlelere ulaşabiliyor. Baktığımız zaman son dönemde herhangi bir Xiaomi reklamıyla karşılaşmadık. Yani televizyonlarda Xiaomi reklamı dönmedi. Lakin totale baktığımızda hep satış payını ne yapıyor? Biraz daha arttırıyor. Peki bu ne kadar daha devam edecek? Yani Xiaomi ne kadar daha süreli ucuz telefonlar satarak piyasaya hakim olmaya çalışacak? Bunu tam olarak bilmiyoruz. Lakin geçtiğimiz bir 5 seneden beri bu agresif fiyat politikası devam ediyor. Baktığımız zaman akıllı telefon piyasasında en çok telefon satan firma Samsung. Onun hemen ardından Huawei geliyor. Huawei'nin ardından Apple. Apple'ın ardından ise Xiaomi geliyor. İlk 4'e baktığımız zaman bunlar akıllı telefon pazarındaki kar marjının %90'ını oluşturuyor arkadaşlar. Yani geri kalan 5. ve daha sonraki firmalarda %10'luk küçük bir payla yetinmek zorunda kalıyorlar. Bunu size anlatmamın temel nedeni bazı şeyleri görmenizi sağlamak. Apple 3. sırada olmasına rağmen son verilere göre 2019'daki kar oranı toplam pazar hacminin yaklaşık olarak %70'ine eşitti. Yani akıllı telefon pazarından bütün markalar toplam 100 lira kar ediyorsa bunun 70 lirası tek başına Apple'ın kasasına giriyordu. Geri kalan 30 lira ise diğer üreticiler arasında paylaştırılıyordu. Tabi burada zarar edenler de var. Ben sadece kar edenlerden bahsediyoruz. Dolayısıyla Apple'ın bu kadar çok kar etmesinin temel nedeni sadece üst segment model satması. Apple sattığı bir telefondan hemen hemen 2 katına yakın kar ediyor. Yani örneğin iPhone 11 Pro'nun çıkış fiyatı 999 dolardı. Bu telefonun Apple'a olan maliyeti ise yaklaşık olarak 300-400 dolar arasında değişiyor. Tabi bu zamanla ilk duyurulduğunda 400 dolardı. Sonradan biliyorsunuz malzemelerin fiyatı düşüyor vesaire. 300 dolara kadar iniyor. Dolayısıyla biz ortalama olarak 350 dolar olarak aldığımızda bile Apple bir telefondan 650 dolar kar ediyor arkadaşlar. Şimdi genele baktığımız zaman Xiaomi olsun, Huawei olsun, Samsung olsun bu markaların bu kadar çok satmasının temel nedeni orta segmentteki uygun fiyatlı modellerinin çok fazla olması. Dolayısıyla bu modellerden elde edilen kar oranları çok düşük. Xiaomi de burada aynı şekilde. Xiaomi öyle bir telefon çıkartıyor ki kar marjı olarak 5 dolar, 10 dolar koyuyorlar ki bunu Xiaomi'nin başındaki isim söylüyordu zaten. Biz bu telefondan, adamlar çıkartıyor, bu telefondan kar etmeye amaçlamıyoruz diyorlar. Telefonu neredeyse maliyetine satıyorlar. Böyle bir durumda bir firma ne kadar daha ayakta kalabilir? Belki sürümden kazanmak isteyebilirler, eyvallah. Ama düşük fiyatlı modelleri çok sattığı sürece, yüksek fiyatlı modelleri de az sattığı sürece Xiaomi hiçbir zaman telefon piyasasında kalıcı olamaz. Acaba ama gerçek. Bunu şu şekilde düşünebiliriz. Geçtiğimiz günlerde Xiaomi ülkemizde Mi 10 modelini satışa sundu. Bu telefonun satış fiyatı 8500 liraydı. Ve biz genel olarak bu telefonla ilgili videolarda paylaşmıştık ve videoların altına gelen yorum şu şekilde. Bunu alacağıma iPhone alırım. Bunu alacağıma şunu alırım. Yani hiçbiri demiyor ki Xiaomi'ye değer bu para. 8500 lira verelim. Gayet güzel bir telefon. Demiyor. Xiaomi üst segment fiyatlara çıktığı zaman direkt olarak bunu alacağıma iPhone 11 alırım. İşte iPhone XR alırım. Hep kafa Apple'a gidiyor. Burada önemli olan şu arkadaşlar. Xiaomi hep düşük kar marjıyla sattığı için insanlar Xiaomi'yi tercih ediyor. Dolayısıyla yarın bir gün X bir marka gelip Xiaomi'den daha düşük bir etiketle telefonlarını satışa sunduğu zaman herkes bu sefer öbür markaya kaymaya başlayacak. Yani şu anda kimse Xiaomi o çok kaliteli, bunun telefonları çok sağlam, çok güzel, şöyle böyle diye kalkıp bunu tercih etmiyorlar. Piyasa ortalamasının altında sattığı için tercih ediyorlar. Yarın bir rakip geldiğinde Xiaomi'ye X markası gelip de daha düşük fiyatlardan satmaya başladığında ne olacak? Bu sefer Xiaomi'yi tercih eden kitle bu X markasına geçmiş olacak. Dolayısıyla bu sefer ne olacak? Xiaomi'nin satışları aynı günümüzdeki LG gibi, Lenovo gibi, Sony gibi düşmeye başlayacak. Sonra bir bakmışız böyle bir marka tarihin tozlu sayfalarında kalmış. Dolayısıyla
özetlemek gerekirse şunu söylemek istiyorum size. Xiaomi bu şekilde devam ederse, karşısına dişli bir rakip gelirse, işte o zaman yolun sonu onlar için çok yakın diyebiliriz. Olaya bir de bu açıdan bakmanızı tavsiye ediyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.